Meğer son gelen bilgilerle devam edelim istiyorum. Şöyle ki Narin Güran cinayeti davasında duruşma devam ediyor ve Yüksel Güran en son olarak dinlendi. Tabii son olarak sorulan sorular da söz konusu ama ben şuradan başlamak istiyorum. Diyarbakır Barosu eski başkanının Nait Eren'in çeşitli soruları var. Sizin evinizde bir insan kanı bulundu ama kime ait olduğu tespit edilmedi. Merdivenden alınmış. İnsan kanının kime ait olduğu tespit edilemedi çünkü zaman geçti. Merdivenlerde bulunan bir kan örneğini diyorum. Taştakini demiyorum. Yüksel Güran, Tahir Kaya'nın burnu kanamış. Bayağı kan dökülmüş. Hiç haberin bile yoktu o kandan diye yanıt veriyor. Kimseye Nevzat Narin'e para veriyor dediniz mi? Şeklinde bir soru daha soruluyor. Yüksel Güran, hayır, torununa veriyor diye Narin'e de mi verdi dedim acaba diye yanıtlıyor. Mahkeme başkanı daha önce yapar mıydı? Yüksel Güran, bilmiyorum diye yanıtlıyor. Arif Güran'ın vekili Yüksel Güran'a soru sormadı. Aile Bakanlığı avukatı soruyor soruyu. Sana saat 18'de Narin'i gördüğünü söylemişler ama o saatte Narin çoktan dere kenarına bırakılmış. Nasıl olur? Yüksel Güran, bana herkes öyle söyledi. 17'de 18'de gördüklerini söylediler. Sonra Hülya Komutan geldi. Yüksel bak 3 saat tutmuyor dedi diyor. Ben de bir sürü kadınla Narin'e saat 7'de gidiyor diyor. Maşallah öyle söylüyor. Sonra dediler ahırda olmuş. Hep üstümüze atıyorlar. Bu olay ahırda olmuş. Sonra bu adam çıkıyor evin içinde olmuş diyor. İftira atıyor diyor Nevzat Bahtiyar'ı kastederek. Sonra dediler ki bu şahitleri muhtar tutmuş. Ne atıyorlarsa benim ve çocuğumun üstüne atıyorlar. Siz eşinize ne zaman haber verdiniz diye soru soruluyor. Ben aramadım yoldadır diye. Herkes zaten beni teselli etmeye çalışıyordu. Nevzat neden öldürsün? Bir ara Narin geldi elinde 20 lira vardı. Ben kim verdi dedim. Nevzat verdi. Nevzat abi verdi dedi diyor. Sonra aklıma geldi bu adam delirmiş kızımı öldürmüş bu evimize gelmedi şeklinde devam ediyor cümlelerini. Mahkeme başkanı Narin ne gördü? Biz de köyde büyüdük ne görmüş olabilir diye soruyor. Son olarak Yüksel Güran'ın da sorgusunun bu soruyla bittiğini anlıyoruz. Mahkeme başkanı Narin görmemesi gereken başka bir şey görmüş olabilir mi? Köy yerinde vakit boldur. Biz de köyde büyüdük. Köye yabancı araç gelince takip edilir. Dedikodu yapılır. Narin 5 dakika içerisinde öldürülmeden önce Nevzat'tan ya da Salim'den bir şey görmüş mü? Diyor Yüksel Güran. Hayır, hiçbir şey duymadım. Yüksel'in bu soruyla birlikte sorgusu tamamlanıyor. Şimdi bir diğer sorgu tabii beklentiler Salim Güran'ın konuşması. Bu anlamda ben aynı zamanda şu an içerideki basın mensubu arkadaşa bir mesaj çekmek istiyorum yayındayken de. Hürriyet gazetesi muhabiri Musa Kestler içeride. Onu hemen soruyu sorup çünkü içeriden bu sıcak bilgileri alıp takip ediyoruz. Nevzat Bahtiyar ve sonrasında Enes Güran'ın da açıklamalarını da aktarmak isterim. Şöyle ki ilk salona Nevzat Bahtiyar girmişti zaten sabah saatlerinde Meltem. Girdiğinde üzerinde günlük kıyafetler vardı. Sakallı hali dikkat çekti ve bitkin görünüyordu. Salim Güran amca, Enes Güran abi ve Yüksel Güran anne içeri koyu renkli kıyafetlerle girdiler ki Salim Güran'ın takım elbiseli hali dikkat çekti ve siyah bir takım elbiseydi ve tıraş olmuştu. Oldukça zayıfladığını da söyleyebilirim. Çünkü önceki fotoğraflarından ve röportajlarını verdiği süredeki görüntüsüyle bugün gördüğümüz görüntü arasında kilo kaybı yüzünden de anlaşılıyor. Yüksel Güran bitti. Yine Musa Kestler'e de sordum, Hürriyet gazetesi muhabiri. Evet, şu an Salim başlıyor ifadesini aldım. Kürsüye geldi. Salim Güran'ın ifadesi birazdan başlayacak. Anladığımız kadarıyla kürsüye şu an geldi. Ve Salim Güran da mahkeme başkanı, orada bulunan baro yetkilileri, avukatlar ve diğer katılımcılarla, savcı da dahil olmak üzere sorularını cevaplamış olacak. İlk bilgileri de CNN Türk canlı yayınında aktaracağız biz sizlere. Tabii Nevzat Bahtiyar'ın gün içerisinde ilk olarak bilgileri elimize ulaşmıştı. Bir kısmını takip etme durumumuz oldu. Nevzat Bahtiyar çoğu soruya bilmiyorum diye cevap verince ve anlattığı detaylardan
bazı boşluklar kalınca iddianame ve diğer anlatılanları kıyaslayıp mahkeme başkanı bu boşluklar anlattıklarınızda çok boşluk kalıyor şeklinde bir tepkiyle karşıladı Nevzat Bahtiyar'ı. Devamında Enes Güran da yine bir saatten fazla süre sorularla muhatap oldu. Nevzat Bahtiyar'ın sonrasında Enes Güran da sorulara cevap vermişti ki o da aslında anlattığı detaylara ilişkin farklı bir şey sunmadan sadece tehdit edildiğini düzeltiyorum. Şiddet gördüğünü içeride, işkence gördüğünü ve bu yüzden işkenceyle birlikte o açıklamaları yaptığını, ifadeyi verdiğini söyledi. Amca Salim Güran'la olan ifadesi kısmına bu şekilde işkence esnasında verdiğini belirterek amca Salim Güran için söylediklerini ama Nevzat Bahtiyar için ifade verdiği süreci de işkencede olduğunu, herhangi bir değişiklik yapmayacağını söyledi. Nevzat Bahtiyar olanları da mukayese edersek iki isim hakkında söylediklerini. Şimdi Salim Güran'la ilgili bilgiler ulaşıyor. Başladı. Muhtarım dedi. 50 bin lira gelirim var dedi. 7 çocuğum var dedi. Salim Güran bu bilgileri biz şu an içeride bulunan muhabir arkadaşımız Hürriyet Gazetesi muhabiri Musa Kester'den alıyoruz. Kürsüye çıktı. Muhtarım diyor 50 bin lira gelirim var, 7 çocuğum var ve o günü anlatıyor. Şu an sabah erken kalktığını söylüyor. Son bilgiler, tarlaya gittiğini belirtiyor. Hemen ilk konuşmadan bilgileri alıyorum arkadaşımdan. Önemli bilgiler, Salim'in ne diyeceği merak ediliyordu. 10-11 gibi eve geldiğini belirtiyor. 50 bin lira gelirim var, 7 çocuğum var. O güne dair sabah erken kalktığını ki daha önce elimize ulaşan o ifadede de benzer ifadeleri görmüştük. 10-11 gibi eve geldim. Çocuklarıma dedim ki gidelim Diyarbakır'dan size elbise alayım. Elbise aldım. Devamında bir düğün hazırlığı olması münasebetiyle biliyorsunuz bir hazırlık anlatılıyordu o sürede. Elbise aldığını belirtiyor. Dönüşte geldik. 200 liralık yakıt aldım ki benzin istasyonuna uğrama detayları da vardı. Eve gittik. Yakıt aldıktan sonra saat 14 gibiydi diyor eve gittiği saati. Hava sıcaktı. Hava durumlarıyla, hava durumuyla ilgili bir bilgi aktarıyor. Önce çıkıp eşim yemek hazırladı. Yemeği yediğini belirtiyor anlatımında devamında ve dinlendim bir saat. Bu dinlenmenin sonrasında ne yaptığını birazdan arkadaşımız yazacaktır. Tekrar etmekte yarar var özellikle. Muhtar Salim Güran, amca Salim Güran ki Nevzat Bahtiyar'ın iddiasına göre Nari'nin cansız bedenini getiren isim olarak kayıtlara geçmişti. Kürsüye çıkıyor. Muhtarım diyor. 50 bin lira gelirim var diyor. 7 çocuğum var. O günü anlatıyor. Sabah erken kalktım. Tarlaya gittim. 10-11 gibi eve geldim. Çocuklarıma dedim ki gidelim Diyarbakır'dan size elbise alayım. Elbise aldım. Dönüşte geldik. 200 liralık yakıt aldım. Eve gittik. Saat 14 gibiydi. Hava sıcaktı. Eşim yemek hazırladı. Yedim. Dinlendim bir saat. Sonra tarladaki sondaj yerine gittim. Arıza için elektrikler gelmiş. Orada karpuz yediler. Beraber tarlaya gittik. Ben pamuktan anlarım. Çiftçiyim. Pamuğa baktım ki pamukla alakalı daha önce detaylar da vardı. Tarlaya gidip Mehmet Şerif Güran hatırlayacaksınız bir telefon görüşmesi yaptığı isimdi. Orada da daha önceki ifadelerinde de geçtiği için buna atıfta bulunuyorum. Pamuğa baktım kurtlanmış. Amcamın oğlunu aradım. Az önce ifade ettiğim isim Mehmet Şerif Güran. Onu aradığını söylüyor amcasının oğlu ki sabah saatlerinde ben de duruşma salonuna gittiğimde Mehmet Şerif Güran'ın da orada olduğunu gözlemlemiştim. O da salonda. Senin pamuk hastalanmış dedim ki mesajlaşmalarını Mehmet Şerif Güran mesajlaşmalarını daha önce göstermişti. Şöyle takip edelim onu da. Buğra bir bakar mısın? O görüntüleri anlatımı yaptığı görüntüleri gösteriyorum ben sizlere. Mehmet Şerif Güran bakın o görselleri şöyle anlatmıştı daha önce.
şöyle gösterelim. Böceklenmiştim. Daha önce de anlatımını yaptığı noktadan devam ediyoruz. Mehmet Şerif Güran'ın orada bakın böceklenmiş dediği yer. Burası tarlada görev yaptığı sırada denk gelen detaylar. Şimdi bu sıraları anlatıyor. Yaptığı görüşmeleri ve aralarında birkaç görüşme olduğunu belirttiği an bu an tekrar devam edecek olursak Mehmet Şerif Güran kendisinin amcaoğlu oluyor. Ben pamuk tarlasında dolaşıyordum. Elektrik arızasına bakanlar bana dedi ki biz bu arızayı 3500'den aşağı yapmayız. Zannedersek 3500 lira. Bu süreci anlatıyor. Şimdi bu noktada tabii o güne ilişkin önemli detaylardı. Şöyle ki 5 kez bir arama kayıtlı vardı. Direkt olarak hemen açıklamasının başında bunu vermesi dikkat çekici. Şöyle söyleyelim. Birleştireceğimiz bazı hususlar olabilir bu anlamda. Mehmet Şerif Güran bu görüşmeyi saat 21 Ağustos tarihinde ve o mesaj WhatsApp görüşmelerinden çıkartalım. 16.55'te bakın 16.55'te atıyor ki saatini de şurada görebiliyoruz. Salim Güran'dan gelen mesaj bu. Şimdi o anlatımı nereden devam ettirdiğini anlamaya çalışıyorum ben de aynı zamanda. 16.55'te WhatsApp görüşmesi burada var. Salim Güran bakın görünüyor. Mehmet Şerif Güran'ın telefon kaydı. Ekran görüntüsü bu. Orada şimdi eve gittiğini söylemişti ifadesinde. Şimdi birleştirerek devam edelim. Eve gittiğini söyledi. Saat 14 gibiydi. Hava sıcaktı. Eşim yemek hazırladı. Dinlendim bir saat diyor. Saat 15 olmuş oldu anlatımına göre. Arıza için elektrikçiler geldi. Tarlaya çıktı. Ve devamında tarlada olduğu anlaşılıyor. 15.15'te Narin Güran son okulda görüntülendiği an için baktığımızda bu detaylarda bakalım bu süreci anlatıyor. Tekrar eve geldiğinde saat 18 civarı olduğunu belirtiyor. O zamana kadar tarladaydım. Hüseyin amcam Mersin'den gelmişti. Oğlumu da aldım. Amcamın yanına gittik. Ellerini öptük. Ramazan Atasoy yanımdaydı. Şüpheli bir araç var dedi. Araçla gittim. Nevzat bahçesindeydi. Sen selam vermeden geçtim gittim. 2,5-3 aydır onunla görüşmüyorduk dedi. Son olarak Salim Güran'ın ifadesi bahsettiği bu son zaman dilimi de akşam saatleri 18 sonrası bu araba olayından dolayı görüşmediğini bir kez daha belirtiyor. Salim Güran duruşmada hala soruları cevaplamaya devam ediyor. İçeriden son bilgileri aktardık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Peki teşekkür ediyoruz Serdar Er'e. CNN Türk muhabiri Buğra Benlioğlu ile birlikte haber nöbetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. O noktada Diyarbakır'da şimdi konuşacağız. CNN Türk İstanbul Haber Müdürümüz Nihat Uludağ bizimle birlikte. Nihat Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba Meltem. Teşekkür ediyorum. Şimdi Serdar'dan detayları dinledik. Evet. Ama gün boyu birçok gelişme oldu. İşte çelişkili ifadeler oldu. Ne söyledi? Önce mesela Nevzat Bahtiyar çıktı, evet. ifade verdi. Sonra abi Enes Güran ifade verdi. Ve sonra tüm Türkiye'nin merak ettiği iki kişi, işte hem Salim evet. Güran hem de anne Yüksel Güran neler söyleyecekti? Şu anda soruşturma hangi boyutta? Kim ne söyledi? Ne oldu bugün? Çok karma karışık bir gündü. Evet, oldukça karışık bir gündü. Oldukça karışık ifadeler de verdiler işin açıkçası. Sabah saat 09'da Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma başladı ve salona Nevzat Bahtiyar, Salim Güran, Enes Güran, anne Yüksel Güran ve diğerleri geldiler ve İstanbul Barosu Türkiye'nin birçok noktasından barodan da temsilciler de oradaydı ve bakanlıktan temsilciler de oradaydı. Dolayısıyla o özel bir sistematik yapılmıştı. İşte baro temsilcileri bir yerdeydi. Güran ailesi bir taraftaydı, Nevzat Bahtiyar ailesi de diğer taraftaydı. Böylesine bir konsept vardı. İlk ifade alım işlemi Nevzat Bahtiyar'la başladı. Nevzat Bahtiyar bu davadaki en önemli, en kritik isim. Baştan beri öyle. Neden öyle? Çünkü Narin Güran'ın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak işte Narin Güran'ın hem cesedini Ertuğrul Deresi'ne atan kişi hem de suçu itiraf edip detayları anlatan kişi. Bu anlamda Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi çok kritikti. Önce daha önceki verdiğim ifade aynen geçerlidir dedi. Susma hakkını kullanıyormuş gibi davrandı ama sonra hakimin sorusuyla birlikte mahkemede konuşmaya başladı. Anlatmaya başladı. Ve her zamanki gibi aynen şunu söyledi. Dedi ki beni Salim Güran aradı, bağırdı, çağırdı, bana seslendi. Ben Arif Güran'ın evine gittim. Yine oraya vardığımda
bana Salim Güran dedi ki, bunu ilk defa bu kadar daha net bir şekilde söyledi. Dedi ki, Yüksel'le ilişkiye giriyordum. Narin bizi gördü, onu öldürdüm ve eğer onun git götür bunun cesedini parçalara böl, parçala at dedi. Beni silahla tehdit etti. Oğlum Muhammed'le seni öldürürüm dedi ve 200 bin lira da para tehdit etti dedi. Ve ben de ondan sonraki süreçte daha önceki ifadelerinin verdiği gibi aynısını söyledi. Söyle. Hakim yine buradan istersen devam edelim. Neden Salim tutuklandıktan sonra Narin'i oradan çıkaracaktın? Salim Güran'ın iki eldeki tutuklanmasını kastediyor. Narin'in cesedi 8 Eylül'de bulunmuştu. Vicdanım el vermedi diyor. Demek ki Nevzat Bahtiyar Narin'in cesedini oradan çıkarmayı planlamış. Yakalanacağını biliyor muydun diye mahkeme başkanı soruyor. Nevzat Bahtiyar evet yakalanacağımı biliyordun diyor. Yüksel Güran'ın avukatı Salim'den korkuyorsan Salim içerideyken neden itiraf etmediniz diye soruyor. Nevzat Bahtiyar Narin oradan çıkartacaktım fırsatım olmadı diye buna da bu şekilde yanıt veriyor. Olayda bugünkü ifadede Nevzat Bahtiyar'ın ilginç bir detay daha ortaya çıkıyor Meltem. O da şu. Yani tamam, Narin Günan'ın cenazesi cesedinin yok edilmesi için para aldığını ve tehdit edildiğini ve para aldığını söylüyor ya. Daha sonraki süreçte şöyle hep şöyle bir iddialar vardı. Hani aile, Güran ailesi suçu Nevzat'a mı yıkmaya çalışıyor? Bununla ilgili bir teklif var mı? İşte para karşılığı suçu üstlendirirler mi diye bir takım iddialar, ithamlar vardı. Hakim de bunu soruyor. Seninle bir temas kuran oldu mu diyor. Fakat Nevzat Bahtiyar diyor ki hayır diyor, benimle hiçbir temas kuran olmadı diyor. Fakat ilerleyen bölümlerde diyor ki kardeşime diyor bir teklif yapmışlar diyor. Ali Rıza Güran diyor kardeşime bir teklif yapmış diyor. Ona tarla önermiş diyor. Tarla teklif etmiş. Kardeşim de bana söyledi diyor. Peki diyor bunu daha önce niye söylemedin diyor mahkeme başkanı. O da diyor ki bana yapılmış, bana gelen direkt bir teklif olmadığı için diyor söylemedim diyor. Ve burada yine Nevzat Bahtiyar katil Enes'i soruyorlar özellikle. Hani herkes onu merak ediyor. Enes Güran bu işin neresinde? Nerede diye. O da diyor ki mahkeme başkanı da yine Nevzat'a soruyor. Diyor ki Enes Güran bu işin neresinde? Ne yaptı diyor. Nevzat Bahtiyar diyor ki Enes Güran bu işin hiçbir yerinde değil. Olayda yok. Sadece Salim Güran var. Salim Güran işte ilişkiye girdik, bizi gördü, ben boğdum, öldürdüm, sen bunu yok edeceksin dedi diyor. Israrla bunu söylüyor. Peki Enes Güran ne diyor? Enes Güran da diyor ki... Enes'in sayfasını da alalım. Evet, Enes'i de alalım arkadaşlar. Enes Güran da diyor ki özellikle bir suçlamaları pek o da yine her zamanki gibi reddediyor. Diyarbakır Barosu eski başkanı diyor ki işkence altında verdiğin ifadelerde Nevzat ile ilgili yaptığın tanımlamalar bununla mı alakalı diyor. Yani Enes Güran işkence gördüğünü, annesine, ailesine işkence yapıldığını iddia ediyor. Mahkeme başkanı diyor ki bununla ilgili olarak da gidip savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Bulundunuz mu diyor. Hayır bulunmadık diyorlar. Enes Güran açık konuşayım. Bana Salim Güran'la ilgili sorular sorulunca işkence edildi. Nevzat ile ilgili söylediklerim doğru. Köyün en pis insanıdır diyor. Mahkeme başkanı Salim al bu cesedi götür derse Nevzat yapar mı diye soruyor. O da yapmaz diyor. Ve yine Enes'e şöyle sorular da soruyor. Diyor ki hakim diyor ki ya diyor Nevzat'ta olduğu gibi diyor sende de diyor çelişkili beyanların var diyor. Nevzat bile yaptım diyor. Bu niye yapmaz diyor? Ya, evet bu da diyor ki öyle bu diyor. Yapmaz diyor. Evet öyle diyor ama sürekli çelişen bilgileri var. Bilgiler veriyor. Hakim Salim Güran hiç gördün mü diyor? Enes hayır görmedim diyor. Bak şimdi burası çok önemli. Hiç görmedim diyor ama HTS kayıtları böyle söylemiyor. Şimdi onu birazdan onu vereceğim. HTS kayıtlarında dakika dakika kim nerede olduğunu net belli. Hakim Nevzat gibi senin de çelişen beyanların var. Neden diye soruyor. Enes hatırlamadığım şeyler var diyor. Hakim bu çelişki bir şey gizlediğinizden değil mi yani diyor. Bir şey gizlemiyor musun diye soruyor. Olayın şokundan sayın hakimim diyor. Salim'in kızlarıyla bir ilişkin oldu mu diye soruyor. Hani gözlerinde darp izi var ya. O da diyor ki hayır diyor. Hakim senin hoş olmayan bir görüntü içerisinde olduğun iddia ediliyor diyor. Enes hayır kesinlikle öyle bir şey yok diyor. Yine hani hayvanla bir münasebeti hep iddia edilmişti, anne demişti ya onu da soruyorlar. O diyor ki hayır öyle bir şey mümkün değil, öyle bir şey kesinlikle yok diyor. Salim'in kızlarıyla ilgili bir sorunun var mı diyor. Yok diyor ona da. Hakim onlarla işte yine bir temasın var mı diye soruyor. Hayır diyor. Hakim Narin anneni ve amcanı öyle görmüş olabilir mi diye soruyor. Yani Nevzat diyor ya onları. Herkesin merak ettiği soruyor. Herkesin merak ettiği soruyor. Çünkü hep iddia şu değil miydi? Narin görmemesi gereken bir şeyi de gördü, öldürüldü. Israrla hakim de onu söylüyor. Enes, sayın hakim o benim annem bu şekilde sormanız çok kötü diyor.
Hakim de haklısın, özür dilerim. Gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorum, bu yüzden sordum diyor. Baradan bir avukat kolunu nasıl ısırdın, gösterir misin diye soruyor. Enes kolunu açıp kendini nasıl ısırdığını gösteriyor. Şu şekilde bastırarak koltuğa şu şekilde ısırdığını söylüyor. Hakim sırtındaki izleri nasıl açıklıyorsun diyor. Sırtında da derin yara izleri var. Arama yaparken çallar sırtımı çizdi diyor. Her zamanki gibi anlatıyor. Kaçamak cevaplar. Şimdi peki Yüksel Güran da o da ilginç mesela. Şimdi 3 kişinin ifadesi alındı. Nevzat, Enes, Yüksel. Ve şu anda Salim Güran ifadesi alınıyor. Bu da yani asıl Nevzat Bahtiyar tarafından katil olarak suçlanan isim. Ben boğdum, ben öldürdüm, bizi gördü de hala öldürdüm. Hala ifade devam evet, ediyor. Şu an ifade devam ediyor ki Salim Güran'ın ifadesi Meltem Bozbüler çok kıymetli. O yüzden muhabir arkadaşımız Serdar'ın o ifadeyi çok titiz ve dikkatli bir şekilde dinlemesi gerekiyor. Bugün bunu da çok merak evet. ettik. Yüksel Güran ne söyledi? Mesela bu evet. işin içinde önce klasik videoları izlediğimizde şok olduk. Evet. El hareketleri, işte narin her şeyi biliyor, görüyor. Birçok farklı... Ve kabullenmiyor bir ifadeleri evet. var. Evet. Ne dedi bugün? Bugün hakim klasik aynı soruyu Yüksel Güran'a da soruyor. Salim ile ilişkin var mı? Zaten bütün şüphelilerin ana dilindeki ana soru bu. Yüksel Güran kesinlikle yeminle yoktur. Hakim, Salim ile husumet var mı? Yüksel Güran hayır. Hakim, Nevzat neden öyle konuşuyor? Nevzat Salim'in yaptığını söylemişti diyor. Yüksel Güran iftira atıyor. Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu öldürüyor? 2 dakikada öldürsün. Hakim, ben de onu merak ediyorum. Yüksel Güran namusuma leke sürdüler. Ben 22 senelik evliyim. 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı. Gül gibi baktı. Salim'le ilişkim olsa beni öldürün. Namusuma leke sürmeyin diyor. Yani bütün iddiaları, ithamları reddediyor. Peki olay yeri grafiğimiz var mı arkadaşlar? Olay yerini gösteren bir haritamız vardı. Onu bulabilirseniz. Peki şimdi buradaki kritik nokta şu Meltem. Tabii ki suçlular her zaman için kendilerine savunma reaksiyonu gösterecektir. Tabii bir de reddedecek. Mekanizmasını gösterecektir. Ama dosyanın şöyle tamamına baktığımızda Narin Güran kaybolduğu andan itibaren ailenin alt üyesi bütün WhatsApp yazışmalarını siliyor. Arama kayıtlarını siliyor. Ve arama çalışmaları yaparken destek olmak yerine kolluk birimlerine bir takım engellemeler, manipülatif işlemler yapıyor. Ne yapıyorlar? Mesela Patesat denilen hatlarla. Mesela Patesat ne? Kime verildiği belli olmayan, kimin üzerine kaydolduğu belli olmayan hatlarla jandarmaya yalan yanlış hatlar şeyler veriyorlar. Peki, daha sonra ne oluyor? Özellikle Narin 15'ten sonra kayboluyor ya. 15-30'dan sonra da öldürüldüğü değerlendiriliyor. Aile Salim Güran'ın telkiniyle, Salim Güran'ın isteğiyle aile üyeleri 17.40'da gördük, 18'de gördük, 19'da gördük diye Narin Güran'ın kaybolduğu saati ne yapıyorlar? Yanıltıyorlar. Ve bu manipülatif işlemler ailede hep devam ediyor. Yani normalde kayıp bir kızınız var. Bu kayıp kızın bulunması için gayret etmeniz gerekiyor ama aile başka işlerle meşgul. Ve sonrasında yine aile şöyle bir şey yapıyor. Yani benim oğlum, eşim, kardeşim niye kızımı öldürsün? Onlara iftira atılıyor. Hem kızım öldü hem de benim ailem içeride tutuluyor. Soruşturma dosyası eksik diyor. Fakat ortada çok ciddi bir çalışma var. Mesela daraltılmış HTS bas kayıt sinyalleri diyoruz. Nevzat diyor ya mesela ben buraya gittim diyor ya. Ve Yüksel Güran diyor ki gelmedi. Enes Güran diyor ki gelmedi görmedik diyor ya. Ama Nevzat Bahtiyar diyor ki ben oraya gittim diyor. Fakat baktığımızda gerçekten de Nevzat Bahtiyar doğru mu söylüyor? Yanlış mı söylüyor? Daraltılmış bas sinyal kayıtlarından teknik rapor bu. Mahkemeye sunulan bizatihi fiziki delil. Şimdi bakalım gitmiş mi gitmemiş mi? 15.08'de Salim Güran aradı 42 saniye görüştü. Evet bunun izahını yapıyor Salim Güran. Diyor ki evimde su yoktu onun için aramıştım diyor. 15.10'da Narin'in eviyle Salim'in evi arasında yolun yakınındaydı. Yani olaydan 2 dakika sonra aslında Nevzat Bahtiyar Arif'in evine doğru geliyor. Yani Salim'in, Narin'in amcasının eviyle şuralarda bir yere geliyor. 15.18'de Narin'in evinin artık çok yakınına geliyor. 15.27'de Narin'in evinin içinde ve müştemahatında. Yani 15.27'de evin içinde artık Nevzat. Bu baz istasyonu kayıtlarına göre gelmiş. 15.35'de bu saate kadar Narin'in evinde kalmış. 15.40'da okul civarında. Ve artık oradan ayrılmış. 15.40'da artık evet okul civarına geçmiş. Çünkü artık o küçük Narin'in cansız bedenini almış buradan götürmüş. Hı hı. Ve 15.57'de tarlada ve bunun HTS kaydı var ve
kamera kayıtlarından da bu tespitli. 15-16'da Narin cesedinin bulunduğu bölgede ve 16-35'de cesedi sakladığı yerden almış. Peki burada ana kritik nokta şu. Peki Salim burada mı? Hep diyor ya, Enes Güran da diyor mesela, Yüksel Güran da diyor. Biz Salim'i ev yakında görmedik diyor. Peki öyle mi? Bak şimdi R.A. Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi diyor ki 14'te eve gitti, kısa süreliğine üstünü değiştirdi geldi diyor. Yani. Fakat teknik yapılan takiplerde plaka tanıma sisteminde 14.35'te ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan geliyor Salim Güran, evine gidiyor. Evine gidiyor ve evinde o ve eşi Melek Güran diyor ki, bak o eşi Melek Güran diyor ki, eşim diyor yemek yedi, çay içti, evden çıktı diyor. Bana tarlaya gideceğini söyledi diyor. Tarlaya gitmedi, amcasının evine gittiğini öğrendim diyor. Peki diyor, eşin bu suçu işlemiş olabilir mi diyor? Olabilir diyor. Yani tarlada mı? Tarlada değil. Peki baz istasyonuna bakalım mı? Bunu kimin eşi söylüyor? Melek Güran. Salim'in kendi eşi. Salim Güran'ın kendi eşi diyor ki tarlada marlada değil diyor. Evde diyor 14.35'te eve geldik, yemek yedik, çay içtik. Sonra bana tarlaya gideceğini söyledi ama gitmediğini öğrendim. Amcasının evine gittiğini öğrendim diyor. Yani nerede Salim? Bu bölgede. Peki Salim Güran'ın baz istasyonuna bakalım mı neredeymiş? Bakalım. Yani doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? En iyi teyit bu. Yoksa aileler, şüpheliler kendilerini savunmak için manipülatif ya da gerçeğe yani aykırı beyanda da bulunabilirler. Hep başından bu yana böyle şimdi, yaptılar zaten. Aynen Melek Güran'ın söylediği gibi. 14.52'de evinden çıktı. 14.55'te kendi eviyle Narin evi arasındaki yoldaydı. Yani şuralarda bir yere geliyor da. 15.18'de bu kadar Narin evinin yakında kalmış, beklemiş. Hı hı. 15.20'de Narin'in evine geldi ve daha sonra ahıra gidiyor. Bak 15 kaçta? 15.20'de. 15.20'de eve geliyor, evden de ahıra gidiyor. Hı. Yani şimdi ev ve ahırda ne işin var? Yani bunu izah etmemiz lazım. Eve girmişse Enes ve Yüksel Güran niye görmediğini, gelmediğini söylüyor. Ve bu teknik kayıt şeyine göre söylüyorum. 15.22'de tekrar eve dönüyor. Buraya geliyor. Ahırda gidiyor 15.20'de. 2 dakika sonra tekrar buraya geliyor. 15.26'da bu dakikaya kadar Narin evinde mutfağın karşısındaki boş odada ne yerdeydi? Burada evin içinde. Hani öyle bir çalışma yapılmış ki oda oda görüyor sistem. Sistematik, evet. Sistem oda oda görüyor. Peki 15.32'de bu dakikaya kadar Narin evinde dolaşmış. Bak 15.32'ye kadar bu evin içinde. Salim Güran evde artık dolaşıyor. Burada 15.36'da ahırın arka kısmına geçti. Bak 15.36'da dolanıyor buralarda. Hı hı. Buraya geçti. Sonra tekrar eve döndü. 15.36'da bak hep bir hareket halinde. Bir gidiyor, bir geliyor. Bir ahıra gidiyor, bir kenara gidiyor. Bir diğer odaya geçiyor. Bir hareket faaliyet halinde. 15.41'e geliyoruz. Artık olay bitmiş 15.41'de. Hı hı. Ahırın arka kısmına tekrar geçti. Bir dakika sonra Narin evi ile kendi ev arasında yoldaydı. Yani tekrar buraya gelmiş ve 16.10'da Narin evinden ayrıldı. Artık olay bitmiş. 16.10'da Nevzat da gidiyor, Salim de gidiyor. Bu bazı istasyonu teknik verilerine göre anlatılan bilgi bu. Bilgi. Bir kroki haritamız var. Onu da görebilir miyiz? Bir de sosyolog Mehmet Görgülü de bizimle birlikte. Mehmet Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi kroki haritasını alabilir miyim? Bir konuşacağız onu da. Mehmet Hocam şimdi bir sosyolog olarak da değerlendirmenizi de rica edeceğim. Birbirinden çelişkili ifadeler bugün gün boyu da sizlerle de konuştuk, Nihat Bey'le de hakeza öyle. Şimdi herkes bir şekilde kabullenmiyor elbette suçlamaları. Bu şaşırdığımız bir durum değil tabii ama bunun sonucu nereye varacak? Anne mesela kesinlikle böyle bir şey yok, benim namusuma leke sürülmesine izin vermiyorum diyor. Şimdi tabii burada savunma esnasında insanların psikolojik bir takım davranış örüntülerini görüyoruz. Biraz önce de söylendi, daha başka yerlere de söyleniyor. Şimdi ortadaki mevcut cezanın kendisi ağırlaştırılmış müebbet cezası. Müebbet hapis cezası. Bu çok ağır bir ceza. İdamın yerine kondu. Yani idam ölçüsünde onu aratmayacak tarzı bir ceza olarak kondu. Dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yemek çok zor bir olay. Bundan dolayı kişiler kendilerini suçsuz hale getirip başkasını suçlama psikolojisine ve davranış örüntüsüne girebilirler. Bu çok doğal bir şey. Bu onların haklı olduğu anlamına elbette ki gelmiyor. Mahkemede biraz önce anlatılan çeşitli çelişkileri ortaya koymak suretiyle maddi gerçeğe ulaşacak ve suçlunun kim olduğunu ortaya koyacak. Tabii işin sosyolojik ve psikolojik boyutları var. Sosyolojik boyut anlamında şunu özellikle söyleyebilirim. Toplumsal olarak ciddi anlamda bir vicdani sızı söz konusu. Bütün Türkiye şu anda bu davayı izliyor ve ciddi anlamda bu davanın çözümlenmesi için de
heyecanla bekliyorlar. Bir cezasızlık algısı toplumda ne yazık ki yaygınlaştığı için bu mahkemenin sonucunda çıkacak olan ceza veyahut da sonuç oldukça önemli. Çok doğru. Şimdi bu kreki çok merak ediliyordu. Neden? İşte bugün çünkü gelirken, mahkemeye gelirken giydikleri kılık kıyafetler de çok konuşuldu. Kim evet. nerede oturuyordu, ne oldu Nihat Bey? Giydikleri kıyafetler çok konuşuldu. Neden? Çünkü acaba kravat indirinden mi faydalanacak diye de akıllara böyle bir soru işareti geldi. Evet. Neydi o? Neden bu soru işaretine neye sebebiyet verdi? Evet, şimdi şöyle hep o eleştirilen şey, mesela bir cinayet işleniyor da bir vahim bir durum oluyor ama bir bakıyorsunuz insanlar yok kravat indirimi, yok takım elbise giydi, yok bilmem ne deyip indirim yapılıyordu. Bunda da olur mu diye bakıldı ama aslında öyle olmadığını gördük. Şöyle arkadaşlarımız buraya şöyle bir geniş olarak verirse bu işte o mahkeme salonunun grafiği. Yani editörümüz Doğuş Güzel hazırlamış bunu. Gerçekten de iyi. Çünkü herkes şeyi merak ediyordu. Kim nerede olacak? Nasıl olacak? Nasıl bir düzenleme olacak? Kim kimle temas kuracak? Kim kime bakacak? Kim kimle göz göze gelecek? Onu anlatıyorlardı. Şimdi mahkeme salonunu böyle 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüşler. Çünkü bütün dünyanın ve Türkiye'nin gözünün olduğu bir mahkeme. Çünkü herkes bu narin güranı şu an odaklanmış merak durumda. Herkes merak ediyor. Çünkü küçük bir kız çocuğu katledilmiş ve bunun hakkı yenecek mi yenmeyecek mi? Adalet yerini bulacak mı bulmayacak mı? Herkesin baktığı nokta bu. Şimdi aslında sol tarafta, bana göre soldan diyorum, sol tarafta Güran ailesinin üyelerini koymuşlar. Burada aile yakınları da var. Salim Güran var, Enes Güran var, Yüksel Güran var. Baba Arif Güran da olayın mahkemeye çağrılıyor. Nevzat Bahtiyar'ın ifade verim işlerinde gözyaşlarına boğuluyor. Gözyaşlarına boğuluyor. Bir ara mola veriliyor. Sonra baba lavaboya götürülüyor ama baba bu olayı en şiddetli ve acı yaşayan aslında baba. Ben onu olay gününün ilk gününde söylemiştim Meltem. Çünkü Narin Güran kaybolduğu an aile üyesi, anne dahil, abi dahil, amca dahil, 6 üyesi cep telefonundaki WhatsApp hesabını sılarken babayı telefonla bile aramamışlardı. Ve ben o zaman demiş ki baba bu işin dışında muhtemelen demiştik. Sonra Nevzat Bahtiyar. Bu Nevzat Bahtiyar çünkü olayın 4 tutuklu tanığı var ya. Evet. 4 tutuklu tanığı var. Ben şöyle tam da sırtımı dönmeyeyim. Güran ailesi bir blokta, Nevzat Bahtiyar mahkeme salonunun en diğer ucunda. Çok da iyi. Tuhaf da şeyler söyledi bugün hakikaten Nevzat Bahtiyar. İşte Mehmet Hocam, Nevzat Bahtiyar bir şey söyledi ve sonra baba ağlamaya başladı. Parçala kısmında değil mi? Evet. Salim Güran dedi ki parçala at dedi yani. Dedi. Evet. Arif Güran gözyaşlarına boğuldu o hakikat itibariyle. Ki duruşmadan çıkartmak zorunda kaldılar Mehmet Hocam. Yani bir de aslında hani özellikle sosyolojik açıdan da baktığımızda çok zor bir dava yani. Yani baba gözyaşları içerisinde yani, kaldı. Çünkü kızının parçalanmasını aslında bu da olacakmış neredeyse. Baba bunu için duydu, muazzam bir travma yani. Şimdi burada babanın bu davranışı tabii bir baba olarak özellikle kız çocuğu olduğu için bu hassasiyeti göstermesi, bu reaksiyonu göstermesi gayet doğal. Çünkü konuşulan konu hani cesedi parçalama gibi böyle yani insanın tüyünü diken diken edecek bir cümle. Bu cümleyi duyan bir babanın bu tarz bir reaksiyonda bulunması inanılmaz derecede doğru. Peki aynı soruyu anne için soralım. Bu soru sorulduğunda anne de oradayken acaba nasıl bir reaksiyon gösterdi? Yani orada bir anne düşünün yani kendi canınız, kanınız 9 ay 10 gün vücudunuzu karnınıza saklıyorsunuz bu çocuğu ve sonra doğuruyorsunuz, onu emziriyorsunuz, kendi bedeninizle besliyorsunuz. Böyle bir varlık var, bir kızınız var ve bu kızınız hakkında bunlar söylenirken baba orada kendinden geçiyor çok doğal olarak. Fakat anne de benzeri bir reaksiyonu sanıyorum bilmiyorum ama muhabir arkadaşlarımız söylerler sanki pek görmedik gibi. Dolayısıyla bu biraz tuhaf kalıyor. Ne olursa olsun cinayette suçlanmış olabilirsiniz. O anda çeşitli şoklar yaşıyorsunuzdur. Kolay değil. Ağırlaştırılmış müebbet ve kızınızın ölümüyle ilgili bir cinayet sanı olarak orada oturuyorsunuz. Ama böyle bir cümle geçtiğinde oradaki insanlar nasıl tüyleri diken diken olduysa, nasıl sizlerin ve bizlerin böyle kendimizi tuhaf hissediyorsak, annenin de ciddi anlamda bir reaksiyonun olması beklenir. Ama ne yazık ki annede sanki öyle bir reaksiyon yok gibi. Bu da yine cinayetin bir aile için infazmış gibi olduğunu ne yazık ki düşündürüyor. Evet, korkunç. Annenin başından bu yana ifadeleri, hatta tavırları çok ilginçti zaten. Evet. Mesela şeyi de soruyorlar Meltem aileye. Hani anne hep diyordu ya, Narin'im oğlumu hayvanlarla uygunsuz görmüş, işte yasaklı madde kullanılmış diyor. Mesela bu mahkemede bunu hem yüksele hem anneye soruyorlar. İkisi de yok öyle bir şey diyor.
Bu dakikalar da çok kritik efendim. Çünkü şu dakikalarda amca Salim Güran'ın da ifadesi alınıyor. Bakalım neler söyleyecek. CNN Türk ekranlarında an be an tüm ifadeleri ekranlarınıza getireceğiz efendim. Vicdanları yaralayan bu davaya ilişkin tüm detayları. Mehmet Görgülü bizimle birlikteydi, sosyolog. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve haber müdürümüz Nihat Uludağ bizimle birlikteydi. Nihat Bey'e de çok teşekkür ediyorum. İyi.